Gölü'ne geldik. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Aslında olmazsa bayağı bir soğuk. Bayanı getirmedim yoksa. Giydim içim atlayacağım şurada. Yine rüzgar. Gerçekten çok güzel. Kum buradan başlıyor. Arkadaşlar Salda Gölü'ndeyiz. Yerler değişik bir kum, çok değişik bir kum. Yani basınca şöyle bir 4 parmak kadar içeriye giriyor. Şöyle her tarafı bembeyaz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gelirken de otobüste bir başkadır benim memleketimi çaldı. Afrodisias'tayız. Afrodisias. Evet. Afrodisias'ta bugün 3 yer gezeceğiz. Afrodisias'la başladık. Hep tanrıçalar. Yani çok enteresan. Anadolu hep tanrıçalar. Şimdi güzellik tanrıcası Afrodit biliyorsunuz. Ve de hakikaten binlerce yıl önce o dişil enerjinin yurdumuzda, işte Anadolu'da, adı üstünde Anadolu. Zaten her şey, hep konuşmalarımda da söylerim ya, aslında burada başlayacak ve dişil enerjiyle Anadolu'da o kadar güzel ki topraklarımız, gelinceye kadar gene çok tepelere çıktık. İnanın aşık oldum yeniden ülkemize. Müthiş ya, müthiş kaynıyor her şey. Burası Arda Güler tarafından, ne Arda'sı, Ara Güler tarafından, özür dilerim, ara sıra atıyorum böyle. Ara Güler tarafından fotoğraf sanatçımız biliyorsunuz, keşfedilmiş, buraya ilk geliyor ve köyde bir şey içerken bir bakıyor ki köydeki bütün şeyler, tabureler, masalar, böyle sonunda şeyler var. Bir saniye, ben bunu burada kesiyorum, rehberimiz konuşuyor, önce rehberimizi dinleyelim, sonra devam edeceğim. Ve gece diyor, ben sizi kestirme bir yoldan götüreceğim. Kestirme yol derken köy yollarına giriyorlar. Tabii ışık yok, bir şey yok, harita yok, GPS yok. Köy yollarından birine kayboluyorlar. Yol sormak için bir kahvehaneye girdiği zaman şoför Ara Güler'le tabii ki iniyor. Bir bakıyor, ters bir Medusa başının üzerine bir tane tahta koymuşlar. Dayılar okey oynuyor. Diyor, siz ne yapıyorsunuz? Kalkın hemen. Hemen üsttekini kaldırıyorsun, diyor, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ya bizde çok var bunlar ya, taştır diyor. Dışarı bir çıkıyorlar, fenerle bir bakıyorlar. İneklere yalak yapmışlar. Evlerin bir tanesinin sütünü olarak bir heykel koyulmuş. Evin verandanın üstüne heykel koyulmuş. Hemen diyor bu şey yapılsın. Bunlara diyor zarar vermeyin. Bu belli yıllardır kullanıyorsunuz. Yani Medusa başını siz heykel yapacak, masa yapacak kıvama geldiyseniz hiç doğru değil. Tabii yazışmalar sürüyor. Tabii kendisi de Avrupa'da da Amerika'da da çok tanınan bir fotoğrafçı olduğu için New York Times'a yazıyor. Diyor bakın böyle bir durum var burada. Türkiye'den başta şöyle, en başta çalıştığı gazete, o zamanlar Hürriyet'te çalışıyor. Hürriyet'e yazıyor. Diyor ki bakın burada böyle bir şehir var ve bu halde Kültür Bakanlığı gitsin ve bunu kurtarsın. O zamanın kendi yayın o da bir antik şehir olmadığı için, Türkiye'nin kendi içerisinde bambaşka sıkıntılar olduğu için diyorlar ki ya şimdi onunla mı uğraşacağız, boş ver. Tabii Ara Güler pes etmiyor. Yurt dışına yazıyor, Amerika'ya yazıyor. Amerika'da bir Kenan Erbil'in olduğunu da biliyor. Mektuplar, şunlar bunlar başlayın, bir şey alaka gösterilmiyor. Her yerde var. Ne kadar enteresan olabilir ki? Ama Kenan Bey'in bilmediği şey sadece en başta gördüğü fotoğraflar. Çünkü o fotoğraflarda görülen şeyler çok fazla deforme olmuş, yıllarca kullanılmış. Yani köylü toprak kazıp çıkarmamış onları. Bulduğunu alıp getirmiş. Halbuki toprağın altında daha neler neler var. Kenan Bey geldikten sonra Afrodisias'ın ne kadar müthiş bir yer olduğunu fark ediyor. Ve neredeyse bütün ömrünü buraya harcıyor. İçeride de dönemde ilk çekilen güzel fotoğraflar var. Tabii orayı bir gezelim. Hem de evet, fotoğraflarla başlayalım arkadaşlar. Biraz sonra bütün buraları tek tek birlikte gezeceğiz. Şimdi fotoğraflara bakalım. Ağaçlar da beni o kadar etkiliyor ki. Hele çekemedim, otobüsteydim, bir ağaç gördüm gelirken. Yani herhalde 500 senelik falan bir çınardı. Böyle bir çınar çok görmüşümdür de böylesini hiç görmemiştim. Evet, şimdi yavaş yavaş içeriye doğru giriyoruz. Evet. O görmeden 5-6 sene önce bir kazık bırakıyorlar. Tabii. Yani hatta orada karşıyı çıkarıyorlar. Girmeden biz önce şurayı bir şöyle görelim. Burası kalabalıkça. Burada ne varmış? Burada da bir şeyler var. Şimdi bu heykellerin hepsinin kendisini göreceğiz. En sevdiğim şey kütüphane. Afrodisias'lı ihtiyar balıkçı heykeli. Türkiye'de güzel şeyler zaten. Canlı yayındasınız hocam şu an. Veya ilgi duyan birinin ortaya çıkmasıyla çıkıyor. Evet, evet. Sevgili hocam, çok kıymetli kişilerle birlikte yapıyoruz bu seyahati. Sevgili hocam zaten mimar ve olduğu için üniversitede hoca ne denir? Usta, bir öğretim üyesi olduğu için evet, bu konularla da çok ilgileniyor. Eksik olmasın. Aa, bu ne? Bu neymiş? Kenan Erim'in pantolonuymuş. Evet, demin bahsettiği. Burada da çalışan ne hale gelmiş pantolon. Çalışmalar sırasından fotoğraflar. Ara Güler ya. Çok kıymetli. Sadece eserler değil, çok güzel çalışmalar da bıraktı bize, eksik olmasın. Biraz dikkatli bir rehber olsaydı, biraz evvel o fotoğraf, çok fotoğraf çeken bey, onun aktardığı bilgileri evet, tekrar ediyor. Evet, şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Fotoğraflarla başlayalım. Bir de şey var yine, yine fotoğrafçılar çok ama haber nitelikli çalışıyor. Coşkun Aral var yani. Coşkun Aral var, evet. Savaş çalışmalar sırasında fotoğraflar. Evet. İşte bu oraya gidiyor, birinin gelmesini bekliyor. Fakat orada teyze burada dur falan dememişti. Teyzenin orada durmaz. Niye biliyor musunuz? Bugün geniş açı, bu kadar doldurmak için arkadaşı geniş açıyla şu kadar yaklaşmak lazım. Ama bence normal kadar durda mesela fotoğrafçı olarak tam sütunun önüne denk gelmesi kötü olmuş. Yok, sütunun bir ayağı yok. Ayağı diye yapmış. Bu arada herkes kendi fikrini de söylüyor. Hep böyledir ya. Bazen de çok söylerler değil mi kendi fikirlerini? Bunları belirli bir şeyde söylemek okeydir. Beyin fırtınasında falan da yapılmış bir şey demem. Çok fazla fikir beyan etmekten hoşlanmıyorum. Ola devam. Evet. Müzeyi gezelim, Puja'dan sonra çıktıktan sonra diğer taraflara gelelim. Her taraf dolu. Allah bilir daha bir sürü de henüz çıkarılmayan eserler var. Evet. Şu an Medusa'nın heykeli. Heykel müzesine giriyoruz. Medusa çok enteresan. Medusa yaşarken gözüne bakanın taş olduğu söyleniyor. İlginç. Yani gerçekten. Ama kendisinin daha şu an heykeline bakıyoruz. Evet, şimdi heykel müzesine gireceğiz. Çıkanlardan küçük bir kısmı. Önce müzeler, ondan sonra da esas kendi yerini gezeceğiz. Ben öyle bir şey görmüyorum, gayet güzelsin. Teşekkür ederim. Bak şimdi cinayet Afrodisias Müzesi. Evet. Senem gelin. Şahitlerimiz var. Bana bakmaz ki. Şimdi müzeye girdik. Şuradan başlayalım. Bunlar replika tabii. Replikalar. Birazdan esaslarını yerine gideceğiz. Afrodisias. Başı. Afrodit başı. Afrodit. Tanrıçalar. Gene zafer tanrıçası Nike mi oluyor? Hep tanrıça görüyorsunuz değil mi? Şu neden dişil enerjinin bastırıldığını, kadınların neden bastırıldığını anlıyor muyuz sevgili arkadaşlar? O ne Mehmet? Ne yazıyor orada? Sokrates. Ha, Sokrates. Sokrates. Filozoflar. Julius Zor. Dur, kendisini göstereyim de. Yanlış evet. Karşınızda. Bayağı büyük bir heykel. Nike mı dediğim Nike'miş böyle. Doğru. İşte kırılmış herhalde zamanla. Of, bakar mısınız? Çok müthiş. Yani buraları görmelisiniz. Bu kim o? Ay pardon. Kim? Bir general. Bir general. Savaş kıyafeti giymiş, savaş kıyafeti. Bak savaş kıyafeti. Ayağı yalın ayak. Binlerce yıl önce neler yaşadık. Hiç merak ediyor musunuz? Ben çok ediyorum. Oo, daha birçok. Anapan. Çocuk heykelini günlerce elinde taşıdığını söylüyordu bu herhalde. Evet. Uzun saçlı çıplak çocuk diye geçiyor tabii. Fark ettiyseniz ya böyle poz vermiş, o poz deneyerek benim ağırlığım var. Oldukça geniş. Yani bunun devamı vardır. Daha sonradan ne sorulur? Rehberimiz gelip şeyler anlatıyor bu arada. Arkasından geri taş yok ve devam ediyor. Kahvesi olabildiğince ağır atmosfere göre ki heykel çok iyi. Mesela daha bir söyle örneği burada. O kadar anlattık keşke burada olmasaydı. Mesela bu heykel bir şekilde olduğu gibi dursa tabii ayaklarına taşımaz. Ama yanakta kalır. Bunun hiç anlamı yok. Bu kadar durmasını. Niye duruyorum? Heykeliyiz. Kahvesenin ağırlık merkezine ağırlık koyabilmesi için. En basit bir gerçekten böyle odun koyarsın. Genel konflasyonlar tezisiz. Şu duruş şekli ağırlık merkezini dengede tutabilmek içinmiş. Kısmı gitmiş yüzüne. Wow, şu ne? İlginç çekti. enteresan bir şey var orada. Oraya doğru bir ilerleyelim. Şu ilgimi çekti. Geç, geç, geç. İlginç. Tekrar işlenmiş sakallı adam portresi diyor. Ne diyor? Tamamlanmamış her. Yani bu arada müthiş şeyler çıkmasına rağmen bütün bu gittiğimiz yerlerde çalışmalar hala devam ediyor. Ve diyorlar ki esas birçok şey yani daha ulaşılmadı. Gerçekten hiç bilmediğimiz binlerce, hatta on binlerce yıl öncesinden birçok şey şu an yer altında. Şu özelliğine bakın. Efendim. Neymiş? Neyin bölümü? Afrodit'in. Bir bölümü. Ya yumuşak beden, iyice şey ifade ediyor. Afrodit'in bacakları. Afrodit'in bacakları heykelin bir kısmı, öbür kısmı neredeymiş? Ha, o hakikaten çok şey. Nasıl söyleyeyim, yumuşacık. Ah, bu kimin kemiği? Bir dakika. Ah, ne bu? Alnının ortasından vurulmuş kemikleri. Kemikleri. Ne biçim gitmiştir adam ya? Aa, enteresan. Bakar mısınız? Mızrak girmiş kafasına. Mızrak girmiş. Bu arada Pompei'yi gördünüz mü? Ben orada da çok etkilenmiştim. Wow, felaketti yani. Allah korusun. Şimdi bu müze. Biraz sonra esas yerleşim yerlerine gideceğiz. Bu ne? Kimmiş bu bakalım? Çıplak kahraman Achilles. Evet, karşımızda çıplak kahraman Achilles. Acaba bunlar çıplak mı geziyordu arkadaşlar ya? Yani kadınlar da erkeklerle baksanıza. Ne vaziyetteler, o ne? Kucağında çocuğu. O kimmiş? Çocuk Dionysos ve Satir. Şöyle size kendimi göstereyim kendinize. İmparator var. Merhaba. Burada da büyük bir alan var. Şu karşıda duran kim? Ya ne güzel bir yüz. Kimmiş bu? Tanrıça. Güney Agarata'da bulunur. Niyagara'da. Sen kimsin? Bakar mısınız? Kaç metre? Afrodisias, Afrodit. Ey tanrıçalar, tanrılar, tanrı ve tanrıçalar nedir? Araştırdınız mı? Enteresan, birçok söyleşimde bunları anlatmıştım. Evet, eskiden sonra çok uzun, sonradan kısalıyor boylar. Sonradan kısalıyor. Şimdi yeniden uzamaya başladı yeni nesil. Bu çok uzun zamanlar nelere denk geliyor, bunları da araştırırsak çok sevinirim. Anunnakiler zamanları. Evet, bir çıplaklıktır gidiyor. Değil mi? Evet. Evet, canlı yayındayız. Fikrinizi alayım. İlginç. Biraz sonra camdan bir yerde yürüyecekmişiz. Altıda müthiş bir şey varmış. Çalışmaların olduğu derin bir şeyin üstünden yürüyecekmişiz. Dikkatli olun dediler. Sizinle birlikte yürüyeceğiz gene oraya. Allah, gene çok büyük bir alana geldik. Yani baksanıza, binlerce. Hadi rehbere eşlik edelim. Değil ki hanımefendinin dediği gibi herkes çıplak dolaşıyormuş. Her zaman bütün etkinliklerinde. Yani bu heykelleri nereden bakıyoruz? Gördüm geçerken dedim ki bu artık kesinlikle Prometheus, çünkü zincirli başka tasvir edilen yok. Nerede olursa olsun Prometheus zinciri tasvir edilir ya da elinde ateşle beraber koşan bir tasvir edilir. Neden acaba? Bunları da araştırın. Evet. Bunları hep araştırın. Gerçekten çok ilginç. İnsanların elinde avluda ateş yok. Gece karanlığından korkuyorlar. Gece karanlığından korkmalarından da aslında karanlığın kendisinden de içindeki yaratıklardan korkuyorlar. Kurdular, besliyorlar, kurduğunu bilmiyorlar, yemek pişiremiyorlar ve hiç kadın yok. Biz kesmeye devam edelim mi? Erkekler kendi kendine takıyorlar, bakmıyorlar. Şu baştan başlayayım. Hangi baştan başlayayım? Hızlı geçeyim. En azından bunları da sizle paylaşmış olayım. Mehmet ya, ben uzaktan geçeceğim. İsimleri okur musun bana? Bu arada eşimden rica edeyim. Atina. Biraz şişmanca biri. Merhaba, sen kimsin? 4 adet neymiş? Halklar kaidesi. Kemerli peplos giyen halk figürü. Halktan biri. Benzediğini fark ediyor musunuz? Bazı şeylere yorum yapmayacağım. O dönemleri araştırırsanız sevinirim. şeyler var. Bakalım neymiş. Halk yazıtları ve kaideleriymiş. Tanrılar ve imparatorlar. Neleri anlatmak istiyorlar? Biraz sonra esas araziye ineceğiz. Esas orada göreceklerimiz çok sevgili arkadaşlar. Dur bakalım ne yazıyor. Bu eser Türkiye'nin Hazineleri Tahtın Yüzleri sergisi için geçici olarak İstanbul Havalimanı Müzesi'ne gönderilmiştir. Oradaymış İstanbul Havalimanı Müzesi'nde geçici olarak. Gerçeğinden bahsediyor tabii. Replikalara. Şimdi hepsini yerinde göreceğiz. Bunlar kimmiş? Üç güzeller. Kahraman Zeus'a kurban sunuluyor. La havle. Gereken o kadar çok şey var ki Türkiye'de inanılmaz. Evet. Bakalım ne diyor? Anahtarı bir at. Kim biliyor musunuz? Pegasus. Pegasus. Ne olur? Pegasus. Hava yollarının şeyidir. Pandemide hava yollarına geçiyor. Şöyle gelelim şuradan. Bu çok yazılı oturuyor bir şey. Medusa çok güzel bir kız. Zorla Poseidon kendisini alır. Athena tapınağının orasına gidiyor. Tabii o zaman da kadının değeri yok. Gerçi şimdi varmış gibi de. Şimdi yok da. Bizim var vallahi. Poseidon'a kızamadığın için Medusa'ya kız aldırıyoruz. Sen nasıl bu adamı baştan çıkıyorsun? Yine bir kadın başka bir kadına yazıyor. Ve der ki bu malzeme yazıyorsun, güzel yazıyorsun. Sen nasıl bu adamı baştan çıkarırsın ve benim tapınağımda ki Athena bakir olmasıyla ilgili benim tapınağımda böyle bir şey gerçekleştirirsin. Hiç suç olmasa da Medusa'ya kız alanlar. Bu saatten sonra hiç kimse senin yüzüne bakamaz. Onu dedikten sonra Medusa'nın esas gücü ona bakanlara değil, kendi içerisindeki nefreti diğer tarafa yansıtmasıdır. Medusa'nın gözlerine bakan herkes taşa döner. O yüzden Medusa'yı hiç sevmez, bilahis sevilmez. Ama Athena tapınağında Poseidon'la beraber olduğu zaman hamile kalıyor. Bu çocuklarından bir tanesi de Pegasus olarak. Bir seriden birkaç biri var. Diğer sirenler de var, yanında kendi kızları da var, görmüyor olmadıkları. Medusa'nın başında yine Athena kendi görevlendirerek kaldı. Kalkanların başına kadar. Büyük bir görevlendirerek. Perseus yaptırdı onu. Aslında at ol, yani herhangi bir yerde biz at görürsek atın ne olursa olsun her ihtimalle şeyle Poseidon'la bağı vardır. Hep gelmişken onu anlatıyor. Burada bakın tutuyor mu? Zeytinler yüzüyor. Yunanistan'da bir şehir kurulacaktı. İnsanlar da toplanır derler ki ya bu zamana kadar biz hep tanrılar hediye verdik. Bir kere de tanrılar bize versin ya. Ne olacak? Biz bir şehir kuracağız ve bir şehrin ismini karar vermemize zorlaştırıyoruz. Tanrılar da ki birbirine meydanı kurar. Hayır benim isim verecek. Benim isim verecek. Bütün tanrılar kendi aralarında çarpışır. Aralardan iki tanesi başa kalır. Bir tanesi Athena, diğeri de Poseidon. İnsanların karşısına çıkarlar ve derler ki ilk olarak Poseidon denizin kıyısına geçer. Üç başlı mızrağını sertçe denize vurur. Bulduğu yerde dalgalar ayrılır. Aynı Musa'yla. Çok uzaklardan koştura koştura aktarılır. Zaten çok öncesine kadar da Athena ile Poseidon'la birbirine düşman. Çünkü Poseidon biliyorsunuz denizlerin tanrısı. Athena insanlara gemi yapmaya çalışır. Gemi yaptığı için Poseidon şey olur. Ya sen niye benim topraklarıma, benim iznim olmadan bir insanların gelmesine izin verdin diye Poseidon'a Athena'ya kızar. Ama o da tanrıcı olduğu bir şey yarışamaz çünkü. Bunun vurmasıyla beraber denizler alır ve güzel atlar koşmaya başlar. Atı böyle yanına alır, sevmeye başlar. Der ki bu zamanlıkta her yere giderek gideriz. Her yere. Bu saatten sonra bunun üzerine yük binerseniz, siz de binersiniz. 3 günde gideceğiniz mesafe size 2 saat. O atla beraber savaşlara katılabilirsiniz. Sizin en sağlıklı dostunuz olacak. Hiçbir zaman siz yarı yolda bırakmayacaklar ve insanlara atlar edilir. Atena'da böyle köşeden böyle kıs kıs gider. Ya hele böyle ağacı hayvanı verdi. Kendisi sahneye çıkar, ayağını böyle yere vurur. Vurduğu yerde küçük başlar. Çok uzun boylu değil ama insan boyu azıcık geçen gri bir ağaca dönüşür. Ağaç başta yeşil meyveleri verir, yeşil meyveler siyaha döker. Siyah meyveyi alır, zeytini eliyle böyle sıkar. Sıktığı zaman eli yağ içerisinde olur. Yanındaki bir askerin omuzuna, yaralı askerin omuzuna dokunur. Dokunduğu ile beraber bütün yere dokunur. Der ki, bakın bu meyve, bu ağaç, siz bana ibadet ettikçe sizi asla bırakmayacak. Sonunuza kadar sizin yanınızda. Bana ilgi gösterdiğiniz gibi bu ağacı göstermeniz lazım. Zeytin de zordur ya. Çok bakımı vardır, telaşlısı vardır, toplanması. Der ki, bu meyveyi isterseniz kuru yiyin. Sağlık, her türlü sağlığı bu zeytinden bulabilirsiniz. İsterseniz yağını sıkın, saklayın, yıllarca durursun. İsterseniz savaşa girmeden yaralarınızın üzerine sürün. Benim sizi iyileştirdiğim gibi bu yaralar sizi iyileştirecek. Benim size hediyem der. Ve şehir halkı toplanır düşünür. At da çok güzel. At da güzel ama zeytin de güzel. Derler ki yani biz bunu parimonu yaparız, ticaretini yaparız. Direkt zeytin seçerler. Ve şehri Atina'nın ismini verirler. Hangi şehir? Atina. Atina. Atina, evet Atina. Evet. Atina şehrinin ismi Tanrı'nın mücadelesinden gelir. Atina böyle almış oldu. Sonuçta zeytin de. Evet. Sevgili rehberim, belki söylemişindir ama şeydeydim. Şu an sorular var gelen. Diyorlar ki bu heykeller ne kadar yıllık buradaki heykeller? Bu ne kadar yıllık? Roma döneminin milattan önce 4. ve milattan sonra 5. yüzyıllar arasında yapılmış heykeller. Bakalım yazıyorum, buna yazı yazmıyor ama ortalama milattan sonra, hatta diyelim ki milattan sonra 200 yılda yapılmış olsun. Çünkü yan tarafındaki kabartmalar daha son döneme ait. 1800 yıllık. Çok teşekkür. Çok mersi. Evet, 1800 yıllık buradaki heykeller. Biliyorsunuz Göbekli Tepe'de 12.000 yıl öncekiler çıktı ve Mısır'da, Hindistan'da baktığınız zaman arkadaşlar müthiş, müthiş. Yani geçmişten gelen bize o kadar çok bilgi var ki bunları kullanabiliyor muyuz? Bu arada Afrodisias Tapınağı, Afrodisias Tapınağı'yla başlıyoruz. Müthiş bir alan. Müthiş bir alan. Bakın bir etkinlik bu akşam olacakmış. Etkinlik için hazırlanıyorlar. Evet. Bu tip yerlerde, etkinliklerde bir başka güzel oluyor. Şurada bir mezar var. Uzun uzun gitmek istemiyorum çünkü birazcık oyalandık. Dolayısıyla çabuk gel diyorlar. Sizler de buraları paylaşmak istediğim için hızlı gidiyorum. Etkinlik hazırlıkları tapınağın önünde. Neler yaşanmış, neler. Bu çıkan heykeller daha çok genç diyorlar, 1300 yıl önce. Birçok yerde işte ne diyorum, 12.000 yıl, 15.000 yıl öncesi. Oo, ağacın güzelliğine bakın. İşte bu ağaçlar beni mest ediyor. En güzel şey doğa. Bizi nasıl sarıp sarmalıyor ve içinde neler saklıyor, neler. Ben hep onu diyorum. Yani onu bunu ezberlemek, söylemek, okumaktan ziyade, evet okumak çok müthiş. Ben de çok okurum bilirsiniz ama yaşamak çok güzel. Yaşayarak öğreniyoruz. Birçok şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Geldiğin yerinde gördüğün zaman inan hissediyorsun. O taşlara dokunduğun zaman o yaşanmışlığı hissediyorsun. Ve gene bu bulunanlar diyorlar ki yani olanların %1'i bile değil. Meclis binası, Odeon, Hadrian hamamları ve bu tarafta da stadyum varmış. Oh, şuralara bakın. Aman Allah. Merdivenlerin de yüksekliği. Şuradan çıksana. Burada merdiven var. Öyle mi gideceğiz? Ben bilmiyorum ki. Oradan yol var mı acaba? Şöyle bir bakalım, oradan gidelim olmaz. Aman Allah, bu da ne? Köprü gibi bir şey var orada. Ama daha çok açılırız da. Genişlikleri bilebilirsiniz. Yani merdivenlerin genişliğini. Ama oradan çıkış var mı? Biz evet ters yola girmişiz. Çünkü oradan gidip. Neyse. Hadi biz de o tarafa doğru gidelim. Biz de oradan döneriz. Şurası tiyatro. Tiyatro belli. Bir kere yurt dışında bir yerde böyle ben sonradan bir yere gideyim derken kaybolmuştum. Geldim. Evet. Herkes arabada olmak için gidiyor ama buraları size göstermeden de durmak istemiyorum. Baksanıza bunlar ne? Bakın oda. Görüyor musunuz? Hamam burası. Hamammış. Sen şuraya çek. Hamamdan çıkıp tiyatroya gel. Aa baksanıza bakın. O zaman da herhalde localar var şurada da. Şey öktürüyor. Diğerleri gibi değil. Evet, bu taraftan ilerleyelim. Çok hoş, hafif bir yağmur başladı. Bakın burada halk oturuyor herhalde. Şurada da şeyler. Şurada şöyle bir protokol. O tarihte de varmış ya protokol. Nefes olduğuma bakmayın. Biliyorsunuz yeni bir diz ameliyatı geçirdim. Şu indiğim yerlere bakın. Her bir merdiven herhalde 45 santim falan, yani yarım metreden yüksek. Ah. Dur şuraya tutunursam inebilirim. Daha kolay bir yer gösteriyor ama zoru tercih ediyorum. Allah de. Rehberimizi de bekleyelim ki. Yine bütün buraları yapanlar enteresan Romalılar. Evet. Rehberimiz Remzi Bey'in yanından ayrılmayalım ki diyeceklerimizi şaşırmayalım efendim. Milattan önce kaçtan kalmıştı burası? Burası prime time'ını, en yüksek yaşadığı zamanı milattan sonra 4. yüzyılda yaşıyor. Şu an ama yapılışı? Depremlerle beraber yıkılıyor burası. Pamukkale dediğiniz bölge hem çok jeoloji açısından, yani zeminin çok altında su olduğu için hemen görürüz zaten bu şeyler yerlerden de çıkıyor. Çok deprem bölgesinde olduğu için çok ciddi tahribat görmüş. Bir saatten sonra da insanlar artık burası yerine Denizli merkeze taşımaya başlamışlar. Çoğunlukla Anadolu'daki büyük Roma şehirlerinin yıkılması, Büyük Selçuklu'nun Anadolu'ya böyle yavaş yavaş gittirmesiyle beraber Moğol akınları sonrasına tekabül eder. Neredeyse Bizans döneminde de bir dönem yaşanmış ama tek tük küçük bir köy haline gelmiş o zamanlarda. Sonra gittikçe daha çok küçülmüş. Şehrin girişi olduğu için evet. Şehir surlarının kuvvetlendirildiği zaman 6. yüzyılda Bizans surları tekrardan ayağa kaldırıyor. Surlar şunlar değil mi? Şöyle büyüteyim, surları görün, şehir surları. Hep surlar var. Kendilerini herkes korumaya çalışıyor. Karşıda da kalıntılarını görüyorsunuz aslında. Surlar böyle devam ediyor. Surlar, evet. Denizli Hierapolis şehri aslında ismini birçok anlamda iki yerden aldığı söyleniyor. Bazı kaynaklarda Bergama kralının annesi, Bergama kralı şehri kurdurduğu söyleniyor. İsmini de kendi annesine, Amazon kraliçelerine hitap ediyor. Hiera'ya. Bazı kaynaklarda da burasının ölümle çok alakalı olduğu için kutsal şehir olduğu söyleniyor. Evet. Artık hangisini kabul ederse. Ölmek için buraya geliyorlar. İnsanlar ölmek için buraya geliyorlar. Enteresan. Şimdi evet. Herkes gelmeden çeksen ha. Yok siz de çıktınız gördüm. Ya bekle. Böyle gruplarda biliyorsunuz grup çekimleri çok olur. Horozu gördüğünde diyeceksiniz arkadaşlar resim çeksinler. Horoz olmadan olmaz. Bu arada Denizli horoz çok enteresan bu gezdiğimiz yerlerde hep 2000 yıldır ecnebiler oldukça fazla. Gerçekten kültüre çok düşkünler. O kadar ki kabartmalarda falan yer alır horozun kendisi. Yani birçok yerde böyle izlediği kaynaklarında horoza biz karşı horozu görürüz. Kaynatırım kaynamaz dedikleri horoz o herhalde. Horoz dövüşleri var mı? Bakıyor o zaman da. Ama herhalde muhtemelen oradan geliyor. Ya insan dövüşleri var. Horoz dövüşü mü ama? Hala var. Yok artık. İnsanlar dövüştürmeyi seviyor değil mi? Hala. İnsanlar yukarı tiyatroya doğru tırmanıyor. Aslında bakacak olduğumuz zaman çok yokuş değil. Hangi tiyatro? Tiyatro şu yukarısı. Tiyatro oraya gideceğiz. No, tiyatro. O kadar güzel. Evet çok güzel. Öyle. O devirlerde sanat hala var. Şu an sanatın engellenmesi inanılmaz üzüyor beni arkadaşlar. İnanılmaz. O devirlerden beri. Ama bir yandan da Roma'ya da benziyor çünkü ucu da bitişik gibi. Ön taraf Roma, arka taraf. Evet. Yani yamaca yaslanmış ama yaslandığı yamacı da birleştirmişler sahneyi. Hemen sağ tarafta yukarıda bakın beyazlı iki tane sütun görüyorsunuz. O sütunun olduğu yer Hades kapısı. Hades'in de kendisi de orada. Beyazlar. Daha hayır. Şu beyaz gördünüz. Heykel daha şey olmadığı için, yeni restore ettikleri için hala züde beyaz. Halletli mi oyuncak işini? Hades kapısından içeri girmek mümkün değil. Neden mümkün değil? 2012 senesi yanlış hatırlamıyorsam. İki Amerikalı turist geliyorlar. Zamanında o kapının önünde tel örgüler var. Tel örgüleri makasla. Makasıyla kırıp içeride ne var diye merak edip giriyorlar. Girmeleriyle beraber bir tanesinin hemen ölümü gerçekleşiyor. Çünkü içerisinden karbonmonoksit gazı çıkıyor. Çok fazla teneffüs ettiği zaman fark etmeden mağara. İçerisi mağara. Mağara bir şey mi? Bu doğru mu yoksa bir korku versin diye? Yok yok doğru. Şöyle ben kendim görmedim ama gelen bazı çok rüzgarlı zamanlarda, yağmur üzerine rüzgar yağdığı akşamlarda gelen arkadaşlarım bana anlattılar. Şeyin önünde, şeyin etrafında ölen kuşlar görüyorlar. Çünkü yerden çıkan gaz rüzgarla beraber havaya karışıyor. Hani biz tabii biraz daha dirençliyiz ama yavru hayvan, küçük hayvan o kadar çok dirençli olmadığı için zehirli gazı soluyor ve düşüyor, ölüyor. Bir de karbonmonoksit kokusuzdur. Evet. Hiç kokusu olmadığı çok için. Hoş. Şurada bir çift var. Amcayla teyze olayla bayağı ilgilendiler. Bakışları çok hoş. Dinleyip hızlanamadılar. Bence şöyle bir şey şişhane bilmek şey yokuşu zannediyorum. Şöyle yokuş isterseniz benim bir kere çıktım, bir daha çıkmayı düşünmedim. Hemen sol tarafta yukarıda bir matrion var. Yani bir şey Aziz Filip'in şeyi. Evet, sol taraf ağaçların dibinde. Sol tarafta yukarıdaki kalıntı. Yokuş çıkmayı sevenler geldiğinde oraya ayrıca çıkabilir. Biz matrion yani tiyatroya kadar çıkacağız. Bu yolları sonradan eklemişler de buradan gitmek çok zor. Etrafını telle çevirmişler. Şöyle bir göstereyim sonra. Bayağı kalabalık. Hava serin ve hafif yağışlı ama havuza giren de çok. Üç dakikaya falan gideceğim yanına. Türk bayrağımız. Bakalım bir. Evet. Aşağılar. Şunlar parçalı da koyuyorsun size. İşte çok öyle değil mi? Olur anne. Manlar köpükler şunlar yapacağım da. Efendim hikmeti ilahi. Şair Bey'e söylemek lazım. Allah'ın işi. Aynı şeyden Haydar Bey'e. Elemanlarına. Elektrik faturamızı ödemek için. Elektrik faturamı ödemek için 2.000 lira para verdik. Yani şey istemedik, 10.000 lira istemedik, 5.000 lira istemedik. Sadece elektrik faturamızı ödeyelim parasını istedik. Tiyatro, ay burada. Bak tiyatro. Hierapolis tiyatrosu. Hierapolis tiyatrosu. Onların adamı olarak çalışacak işte. Hayır, buradan göreceğiz. Ama bu adam... Adam karakteri direkt travertenlere gitmek isteyenler bakın burada oturmak için kafeler var. Travertenlere girmek isteyenler burada girebilirler. Ben havuza döndüm. Hemen sağ tarafta döneceğiz. Yolu açıversak ambulans için bak tabii. Bu arada ambulans geliyor inşallah. Kötü bir şey olmamıştır. Ha bu tiyatro binası. Senin gösterdiğim tiyatro. Gene o devirlerde yapılmış. Çelik taşıyla beraber. Bunların çok şey yapmasın. Parayla mı? Yok müze kartla girmiyor. Hayır, bize parayla yani. Buraya girdiyse yine... Antika Havuz'a doğru gideceğiz. Sadece şu mekanları ne kadar geniş ve ne güzel kullanmışlar. Onu göstermek istedim. Antik bu. Bu arada... Şu meşhur Denizli horozunu da bir görelim. Ha evet yan daha güzel yan evet. Denizli horozu. Evet daha güzel. Evet. Şimdi Antik Pool'a doğru ilerliyoruz. Ben şöyle gireyim de size de hızlıca içeride olanları göstereyim. Her zamanki gibi mücevheratlar, değişik satılacak baylar. Biz yukarıya doğru yürüyeceğiz. Buraları da görmenizi istediğim için yeniden rehberimizi yakalayalım. Ama 6 senenin üzerine geçti. Yani şey çok... Aa ne güzel. Burası Maya da yanımda yani. Evet. Hierapolis'in antik havuzu burası. İçeriye görüyor musunuz? Evet. İçeride neler var? İçeride birçok... Burada da evet. İstanbul. Evet. Hobi her yer. Eskiden çıkmış. Bana şeyle attık olur mu böyle? Çıplak. Bizi ilgilendiriyorsun. Ne yaparsın? O zaman hastaların içeriz. Şuraları geçtiğimiz zaman evet antidozu. Bir de Fuat'ın oradan su akardı. Hatırlıyor musun? Ama tabii 130 lira onlar. Geçen sefer geldiğimde ben de bak. Ama ne konuşmadı? Çoğu yabancı bunları gitti yabancı. Evet. Ya bunlar yıkanmak için girmiş. zamanki yapılmış olan havuz ama altında da neler. Şimdi şu tepelere doğru çıktığımızda yine sizlerle birlikte alacağız. Arap da çok bu arada. Apollo kafe. Kafelerin falan ismi de o zamandan kalma. Uyuyan biri var. Çok güzel. Evet. İsterseniz şimdilik yine su akan suya bakın. Evet, güzel. Yunan tiyatrolarında sahnesi oturak kısmına birleşik olmaz. Ayrı olur. Evet. Mesela Bergama Müzesi'nde, Bergama'daki tiyatro hiç o kadar tembeller uğraşmamışlar. Yamaca iki tane neredeyse ahşap koyup onun üstüne oturup izleyecek gibi. En basiti. Çünkü kendisinden bir yamaç var. Yamaç kendinden olduğu için etrafını çevreleyemiyor. Çevreleyemediği için sahneyle oturaklar arasında bir boşluk oluyor. Burada nasıl var? Burada hem yamaca kurulmuş hem de sahne birleşik. Bakın sahneyle herhangi bir ayrım kısmı yok. O yüzden ikisi arasında şahsen münasır tiyatrolardan bir tanesi. Alt tarafında bakın şu ortada büyük bir yuvarlak kısmı var. Burası İmparator Hadrian geldiği zaman bizzat geldiği zaman burada oturmuş oyun izlemiş kendisi. O alttaki kısımda. Peki buradaki sistem nasıl ilerliyor? Buradaki insanlar nasıl oturuyor? En büyük sistemi. Buradaki insanlar nasıl oturuyorlar, nasıl izliyorlar? Tabii burada parası olan geliyor izliyor. Para var çalışır, para yok çalışma. Tabii. Bedava bir şey var mı? Yok. O adamlar vergi topluyor. Var mıydı? Tabii ki var. Roma'da olmaz mı? Ne altın paralar topluyoruz. Evet. Peki burada oturma sistemi nasıldı? Şöyle göstereyim. Bir tane efendi, zengin, parası var. Gidin böyle oturmak. Hadi böyle oturayım hemen. Böyle yayın. Kölesi yanında üzüm, şarap. Yani bu insanlar keyfine düşkün insanlardı. O yüzden bakın basamaklar böyle tek bir kişinin oturacağı şey gibi değil. Arkaya doğru olabildiğince geniş. İki kere burası güncelleme alıyor. İki kere yenileniyor. Dış duvar zaten çok sonra. İlk araya kadar büyütülüyor. Şehir büyüdükçe ikinci kısmı da büyütülerek geliyor. O arada işlerden fark ediyorsunuz. Orası daha sonra üstüne eklenerek geldi. Burada ne oynanıyor peki? Hani oynanan oyunlardan da bir tanesinden bahsedeyim. Normalde Dionysos'u anlatacaktım ama bu sefer güzel bir tiyatro sanat oyunundan bahsedeyim. Aslında hepinizin bildiği bir hikaye. Biz çoğu zaman bu hikayeleri işte ya masal kitaplarından duyuyoruz yahut işte mitolojik hikayeler barındıran kitaplardan duyuyoruz. Bunlar da nasıl yazılıyor? Zaman içerisinde eski tiyatro oyunlarında da oynanmış şeyler. Midas'ın hikayesini anlatayım. Midas oyunu oynanır çünkü. Birazcık da işte tanrılara karşı gelmeyin, aman çok yaşlı tanrımız gibisinden. Günlerden bir gün Athena Hephaistos'a kendisi için çok güzel bir müzik aleti yapmasını istiyor. Hephaistos da biliyoruz, Afrodit'in eşi şeyin merkezinde, Olimpos Dağı'nın merkezinde lavlarla beraber çalışıyor. Çok güzel bir flüt hazırlıyor Athena'ya. O güzel flütü sunuyor. Athena da zaten büyülü bir flüt. Athena da çok beğeniyor flütü. Flüt mü diyelim, kaval mı diyelim? Kaval diyelim, daha oynayalım. Flüt daha... Hadi flüt olsun, fark et. Üflenerek çalınan bir alet. Çobanlaştırmıyor işi kaval. Ama Satir de çoban gibi bir şey ya. Flütü oluyor, çalmaya başlıyor. Sonra yanına hemen onu kıskanan, haset yapan diğer bacıları geliyor. Kim geliyor? Hera ile Afrodit geliyor. Şimdi flüt çalarken böyle üfleyerek çalıyorsunuz ya. Yanakları şişiyor, gülüyorlar, dalga geçiyorlar Athena'yla. Dua diyorlar, zaten çirkin değil şimdi iyice çirkin oluyorlar. En güzel asla sen değilsin diyorlar. Athena da kızıyor. Üf diyor, çirkin Hephaistos diyor, beni de diyor kendi gibi çirkin yap diyor. Elindeki flütü alıyor ve fırlatmaya başlıyor. Öyle bir fırlatıyor ki Kaz Dağları'nın eteklerine düşüyor. Kaz, Athena bu da. Tanrı yani bu da şey değil. Arayalım orada. Zeus Tapınağı'na. Buluyor. Ha. Kim buluyor? Bir Satir buluyor. Satir de vücudunun yarısından aşağısı keçi. Ayakları da keçi. Başı da aslında kısmen keçiye benzeyen bir yaratık. Okuyor flüt nasıl çalınır, nasıl öğreniyor? Kendi kendine çalmayı öğreniyor. Tabii bu müzik aleti, bu flüt, büyülü bir flüt olduğu için, bir tanrının elinden çıktığı için, Efestus'un elinden çıkıyor yani, daha kim daha iyi yapabilir? Çok güzel çalıyor ve çevresindeki herkesi etkiliyor. O kadar çok etkiliyor ki insanlar diyorlar sen en iyisin. En iyi sen müzik yapıyorsun. Daha iyisi yok. Şimdi konu sanat olduğu zaman bu Apollon'un gücüne gidiyor. Apollon diyor ki ben sanatım. Sanatı kendisi benim. Benden daha iyi nasıl yapabilir? Yahu ben sanatın tanrısıyım. Kim yapar diyor. Ve bir jüri topluyor. Diyor ki çağırın bakalım diyor 6 tane su perisini. 6 su perisi ve bir de daha büyük bir otorite olsun diye Midas çağırdı. Diyorlar hadi yarışma yapacağız. Alıp getirtiyor Satir'i. Hadi bakalım diyor çal diyor. Satir çok çok güzel çalıyor. Midas beğeniyor. Çok güzel çalıyorsun diyor. Apollon diyor ki bu ne? Süperleri diyor yani ama işte Uşak'ta beğenmiyorlar. Apollon diyor ki o zaman bir de ben çalayım. Şu var ya, eserimin adı benimsin. Lir. Alıyor onu çalmaya başlıyor. Çalıyor, söylüyor. Midas adam Zeki Müren gibi bir insan. Şimdi biz boşuna Zeki Müren'e sanat güneşi demiyoruz. Apollon hem sanattır hem güneştir. İkisinin etribütü odur. Yani sanatta en üsttür. Herkes beğeniyor. Midas da çok beğeniyor. Bütün dünya çok beğeniyor. Adam çok iyi çünkü. Diyor şimdi ama bak diyor olmadı diyor. Ben diyor Midas'a diyor ki sen diyor onu da beğendin beni de beğendin diyor. Bir ikinci oyun daha yapalım diyor. Şimdi diyor şöyle yapalım diyor. Ben diyor liri tersten çalacağım. Hem diyor ben söylüyorum. Sen de diyor tersten çalacaksın bir de söyleyeceksin. Flütün yanında. Satir diyor ki ya bu flüt. Bunu üflüyorum. Tersten üfleyemem bir. İki üflerken zaten şarkı söyleyemem. Mümkün değil bu. Yok diyor öyle olmaz diyor. Hem çalacaksın hem söyleyeceksin hem de benim yaptığım gibi tersten. Başta Apollon alıyor elleri. Böyle tutarken böyle tutuyor. Değişen bir şey yok zaten. Aynı şekilde çalmaya devam ediyor. Bir yandan şarkısını söylüyor. Herkes çok beğeniyor. Sıra geliyor Satir'e. Satir tersten çalmaya çalışıyor. Ses çıkmıyor. Bir yandan bu şarkı söylemeye çalışıyor. O da olmuyor. Tabii kaybediyor. Diyor ki ya bak diyor hani sen her koşulda çok iyiydin ya. Herkes çok beğeniyor diye seni. Bak diyor daha tersten bile çalamıyorsun. Sen diyor adam akıllı diyor türkü de söyleyemedin bize diyor. Senden diyor iyi olur mu? Sana diyor şimdi ceza vermek lazım. Sen diyor benim egomu mu sarstın? Ha? Şöyle yapacağız diyor. Bak diyor sen diyor böyle diyor çok çirkinsin diyor. Keçi gibisin. Şu üstündeki diyor tüyleri bir alalım. Bütün vücudunun derisini soydurup. Bütün vücudunun derisini soydurup çok fazla canı acınca da senin diyor acına diyor son verelim ve öldürtüyor Satir'i. Şimdi Apollon da çok iyi bir insan değil şimdi. Ama egosuz edelenmiş bir tanrı olarak. Sadece cezayı ama Satir'e vermiyor. Midas'a dönüyor diyor ki ya sen diyor müzikten ne anlarsın adam? Ben diyor tanrıyım. Ben beğenmediysem sen de beğenemezsin. Hani benden daha büyük bir iraden mi var? Hiç diyor anlamıyorsun müzikten. Zerre anlamıyorsun diyor. Sen diyor kulak diyor bak eşek diyor. Bak diyor şuradan eşek çağırsın o bile beni beğenir diyor. Şu Satir'i beğenmez diyor. Benim tanrı olduğumu bildiği için diyor benle kimseyi yarıştırmaz zaten. Sen diyor gittin benle diyor düz diyor bir yaratığı bir tuttu. Sen diyor cezan diyor eşeklerin kulaklarına sen de bir tane. İki tane eşek kulağı veriyor. Normalde ilk yeri burada bitiyor tiyatroda. İki. Şimdi ikinci yarı başlıyor eşek kulaklı Midas. Midas ikinci yarı başladığından çıkıyor. Şeyle beraber taç gibi eşek kulağı takmışlar. Çıkıyor ne yapacağım nereye saklayayım ben bu kulakları nereye saklayayım? Utanıyor da bir tanrı tarafından cezalandırılmış. Diyor nasıl yaparım nasıl saklarım? Başına bir tane şapka geçiriyor. Bir ay geçiyor hiç çıkarmıyor başından şapkayı hiç. Yatıyor şapkayla kalkıyor şapkayla ama saçları uzamaya başlıyor. Diyor ki ya ben kendim kesemem bunları. Kuytu köşelerde şehrin içerisinde gariban bir tane berber buluyor. Gel bakalım sen diyor. Hiç kimse yokken bunu alıyor karşısına. Sana diyor bir sır vereceğim. Bu sırrı hiç kimseye söylemeyeceksin. Diyor söylersen seni öldürmem. Sevdiğin kim varsa hepsini öldürürüm ve gözünün önünde öldürürüm. Düz basit bir berber bu. Yani kralı bunu tehdit etmiş. Mümkün mü karşı gelmesi? Değil. Şapkasını bir çıkarıyor. Kulaklar eşek kulaklar. Gülecek. Kendini üstüne gülemiyor. Kral var karşısında. Tamam diyor söylemem. belli aralıklarla Midas'ın saçlarını kesmeye başlıyor. Bir sene kesiyor, iki sene kesiyor. Ama bu içinde tuttuğu sır, hükümdarına karşı, kralına karşı bildiği sır, için her gece bu berberi yiyor. Çatlayacak yani birine söylemezse. En sonunda bir kuyunun başına gidiyor, hiç kimse yokken bir gece vakti ve kuyunun başında bağırıyor. Midas'ın kulakları eşek kulakları diye. Hiç kimse duymuyor. Peki biz nereden biliyoruz? Yankı yapıyor. Yerin kulağı var. Hiç kimsenin bilmediği de bir kere söylense bile biliriz. Onun için Yunan mitinde, Yunan inanışında, Pantheon'unda diyelim daha doğrusu, insanlar öldükten sonra yaşamaya, yani tekrardan bir sınav inancına inanmıyorlar. Onlarda günah ya da sevap diye bir şey yok. Onlarda iyi davranışlar ve kusur davranışlar var. Ne olursa olsun yeraltı dünyasına geçiyorsunuz. Yani herkes bu kapıdan geçecek. Kapıyı içerisiyle alakalı bilmemiz gereken bazı belli önemli karakterler var. Bir gece var. Nyx. Nyx yeraltı dünyasında Tartaros'ta yaşar. Karanlık içerisinde. Gecenin kendisidir. Nyx'in iki oğlu var. Oğlundan birinin adı Hipnos. Bizi uykuya daldıran. Hipnos. İkinci ismi başka bir karakter var. O karakter de yeraltı dünyasında bizim uykularımıza karar veren karakter. O karakterin ismi de Morpheus. İkisi. Morfil ne şey ha? Üçüncü bir karakterimiz var. Kendi köpeği evcil hayvanı Kerberos. Bir de yeraltı dünyasını, ölüleri yeraltı dünyasına taşıyan başka bir arkadaşımız var. Yılan. Onun yılan o ölümle alakalı olduğu için. Bu karakterin ismi ise Karon. Karon aslında en önemlilerinden bir tanesi. Karon bu suyla beraber kayığında insanları Hades'in sarayına, yeraltı dünyasındaki Hades'in yanına götürüyor. İmamın kayığı gibi yani. Evet, gibi imamın kayığı gibi. Karon'a para vermeniz gerekiyor. Karon'a bir altın sikke vererek yeraltı dünyasına geçiş yapabilirsiniz. O yüzden Yunanlar öldükten sonra mezarlarında göz kapaklarına birer altın sikke para konuyor. Çünkü Karon'a versinler diye. Hikayemiz de şöyle başlıyor. Çok ölümle alakalı bir hikaye ve baştan söyleyeyim acıklı bir hikaye. Bana bunu çok sevdiğim bir insan anlattı. Ben çok sonradan, ben rehber olmaya karar vermemişken bana bu hikayeyi anlatıldı. Öyle söyleyeyim. Benim ilk bildiğim mitoloji hikayedir. Günlerden bir gün Yunanistan'ın en güney kısmında iki genç birbirlerini seviyorlar. Çocukluk aşkı. Eurydice ile Orpheus. Orpheus'la Eurydice birbirine deliler gibi aşık. Çok daha çocuklar ama çok saf temiz bir aşkları var. Sadece bekliyorlar ki günün birinde mutlu olup sonsuza kadar beraber yaşasınlar. Bir sene geçiyor, 3 sene geçiyor, 5 sene geçiyor, 10 sene geçiyor. Artık evlenme yaşları geliyor. Eurydice o kadar mutlu ki Orpheus'la evlendiği için. Orpheus da bir ozan. Şiirler, ağıtlar, düğünlere gidiyor, hükümdarlara güzellemeler yazıyor. Geçimini böyle sağlıyor. İyi de, çok iyi de bir çocuk. Sonsuz bağlı sevdiğine. Gözü ondan başka hiç kimseyi görmüyor. Eurydice de düğünlerinin davetiyesini dağıtıyor herkese. Gelin diyor. Herkesten daha mutluyuz. Sevdiğime kavuşuyorum. En mutlu benim. Benden daha mutlu hiç kimse yok. Orada birazcık şey yapıyor. Diyor ki Hera'dan bile mutluyuz diyor. Onun eşi onu sürekli aldatıyor ama Orpheus'un beni hiç kimselere değişmez diyor. Hera çok kıskanıyor yine. Diyor ki haset de ediyor. Aslında yaptığı şey Eurydice'e haset etmek. Çok kıskanıyor. Keşke beni de böyle sevse Zeus diyor ama ız düşmanı işte. Yapacak bir şey yok. Adamın hamuru öyle. Evet. Diyor ki hayır benden daha mutlu olamazsın diyor. Ve düğün günü yine Tantalos'a Eurydice'i öldürtüyor. Siyah bir yılan kılığında. Buradakiler beyaz ama siyah bir yılan kılığında Tantalos siyah yılan kılığına girip Eurydice'i ısırıyor ve ısırdığı yerde dona kalıp ölüyor. Orpheus'un kollarında. Evlendiği gün sevdiğini kaybeden Orpheus o kadar çok ağlıyor ki sonrasında bir ağıt yazıyor, onu kaybettiğinin verdiği ağıt yazıyor. Ve düşünüyor niye öldü ki? Siyah yılan tarafından öldürülmek direkt ölüm tarafından, ölümün kendisinin canını alması. Ölüm ne istedi ki? Vakti gelmemişti, daha çok sağlıklıydı. Tanrılar onu benden aldı diyor. Ve öğreniyor ki gerçekten Hera'ya meydan okudu davetiyede. Diyor hayır burada bitemez. Bu aşk sonsuza kadar devam edecek. meydan okuyorum diyor. Kim gelirse gelsin tanrılara meydan okuyor. Diyor ki onu gireceğim ve yeraltı dünyasından çıkaracağım. Ne olursa olsun. Yollara düşüyor. Trakya'ya kadar geliyor. Soruyor nerede? Gireceğim ve yeraltı dünyasından çıkaracağım. Trakya'ya geçiyor, Troya. Efes'e geliyor. Efes'te haberi ne oluyor buranın? Diyorlar ki Hierapolis, yeraltı kapısı orada. Çok güveniyorsan git çıkar karını. Geliyor buraya kadar. Elinde flütüyle beraber çala çala hiç nefes almadan aşağı kadar iniyor. Bu kapıdan geçiyor. Efsaneye göre. Bu kapıdan geçiyor. Yeraltı dünyasına ulaşıyor. Giriş yapıyor. Karşısında devasa üç başlı köpek Kerberos'u görüyor. Kerberos'a flütünü burada çok küçük yapmışlar ama normalde Hades'in boyunun 4 katı kadar bir köpektir Kerberos. Yani Hades'ten büyük yapmak istemedikleri için. Kerberos'u flütü çalarak sakinleştiriyor ve uysallaştırıyor. Yanından başını okşayarak, ölümün bekçisinin başını okşayarak geçiyor. Ve Karon'un yanına gidiyor. Karon'a verecek bir lira altını bile yok. Bir sikke altını bile yok. Diyor ki buraya gelen herkes ölüydü. Senin hikayeni hiç kimse bilmiyor. Senin hikayeni anlatacağım diyor. Eğer beni karşıya geçirip de geri getirirsen. Diyor ki eğer Hades'in elinden kurtarırsan seni buradan geri geçireceğim. Karon'la beraber Hades'in kırmızı mermerli salonlarına gidiyor. Büyük en başta Elsium'a geçiyor. Yeraltı dünyasının cenneti. Daha sonra ise Tartaros'a geçiyor. Tartaros'ta Elsium kısmında saraylar, köşkler, insanlar üzülmüyor. İyi insanların olduğu yer. Tartarus'ta kötü titanlar var. Oraya hapsedilmiş, zincirlenmiş titanlar. Kan kokusu, alev kokusu, yanmış et kokusu içerisinde oradan geçiyor ve Hades'in kırmızı mermerli salonlarına giriyor. Karşıda Hades, sol tarafında karısı Persefone yahut anlattık ya Kore, sağ tarafında oğlu Zagreus. Çıkıyor meydan okuyor. Diyor ki benim sevdiğimi geri vereceksiniz. Onu zorla benden aldınız, onu sizden almaya geldim. Hades diyor ki sen öldün. Yeraltı dünyasında benim karşıma geldiysen ölmüşsündür. Buradan diyor asla çıkış yok. Buradan çıkamayacaksın hiçbir şekilde. Hayır diyor ben ölmeden geldim buraya kadar ve sana çıktım meydan okuyorum. Bana sevdiğimi geri ver. O arada Persefone araya giriyor. Diyor ki sen diyor şov yapıyorsun. Senin diyor sevdiğin falan yok. Buraya kadar gelmişsin, en büyük aşık olduğunu iddia ediyorsun. Ama senin esas niyeti kendini büyük göstermek. Sen diyor kimseyi kurtarmaya niyetin yok. Kurtarmak istesen zaten kurtarırsın. Öyle deyince Orpheus, Eurydice'i kaybettiğinde okuduğu ağıtı okuyor. Öyle bir ağıt okuyor ki yıllarca Hades tarafından işkence görmüş, alıkoyulmuş, şiddet görmüş ve bir gram gözyaşı dökmemiş. Hiç mutluluk da, üzüntü de tepkisi vermemiş. Persephone'nin gözünden bir damla yaş geliyor. Hades o kadar işkenceye rağmen. Hades aslında çok seviyor Persephone'yi ama sevmeyi bilmeyen bir dangalak. İyi davransa, kötülük yapmasa, psikolojik işkence yapmasa, zincirlemese, istediği gibi bıraksa yine Persephone sever onu aslında. Persephone'nin gözünden bir damla yaş geldiği zaman diyor ki onun bir damla gözyaşını sana bir hak veriyorum. Demek ki o kadar çok seviyormuş. Bir hak diyor. Sadece bir hakkım var onu buradan çıkarmak için. Orpheus çok mutlu. Diyor ki ben o bir hakka sığınırım ve onu buradan çıkarırım. Diyor ne istiyorsun, ne yapmam gerekiyor? Hades diyor ki buradan çıkacaksın salondan. Kapıya gelene kadar, dışarı çıkana kadar asla dönüp arkana bakmayacaksın. Hiçbir şekilde. Ne olursa olsun. Orpheus diyor ki tamam benim için hiç dert değil. Çıkarım sonuna kadar. Bakmam ne olacak? Orpheus önden yürümeye başlıyor. Büyük kırmızı mermerli salonlarında arkasından Eurydice geliyor. O beyaz kırmızı mermerlerin üzerinde ayak adımlarını dinliyor. Arkasında olduğunu biliyor. Kapıdan çıkıyorlar. Önce Tartarus'u sonra Elsium'u geçiyorlar. Sandala biniyorlar Styx nehrinde. Eurydice nehirde parmağını suya daldırıyor. Sudan çıkan sesi dinliyor. Biliyor arkasında. Sandaldan iniyorlar. Köpeğin yanına geliyorlar. Çok korkuyor Eurydice Kerberos'tan. Kalp atışlarını dinliyor. Biliyor arkasında. Kapıya kadar geliyor. Tam buraya kadar. En ucuna kadar. Çıkacak son anı. Bir anda sonsuz bir sessizlik oluyor. Kalp atışı yok. Ses yok. Ayak adımı yok. Hiçbir şey yok. Nefes alması yok. Diyor ki buraya kadar geldim. Ölüm tanrısına meydan okudum. Hades'e. Her şeyi başardım. Kapının ucuna kadar geldim. Onun için her şeyi göze aldım. Acaba kurtaramadım mı? Acaba başaramadım mı? Ya da acaba beni bırakıp gitti mi? Onun için her şeyi göze almışken bir an düşünüyor ve içini müthiş bir korku kaplıyor. O endişeyle beraber arkasını dönüyor. Kaybetme korkusunu. Ve kollarında kaybediyor. Kapıdan çıkıyor. Tam burada intihar ediyor. Diyor ki bu dünyada bize mutluluk yok. Ve yeraltı dünyasında beraber yaşamaya başlıyorlar. Hades ve Persefone'ye komşu oluyor. Mutlu mesut oluyorlar. Yeraltı dünyasında. Alttan mı çıkıyor? Nasıl? Evet. Hali hazırda alt. Kaynak var aşağıda. Kaynak var. Başka bir şey yok yani. Hani heykel orada dediniz de. Şu an orada. Sıcak mı atıyor orada? Sevgili arkadaşlar, Buldan'a uğradık. Ne kadar alışveriş yapmayayım desen yapmak zorunda kalıyorsun. Kumaş, Buldan kumaşı yani gerçekten çok farklı. Hakikaten inanılmaz farklı Buldan kumaşı. Bütün sokak bu şekilde. Buna baktım. Çok güzel değil mi? Çok çok güzel. Harika kumaşlar. Nasıl buldunuz? Güzel. Ama araştırmak lazım, iyice gezmek lazım. Evet, evet, yani, evet. Ya ülkemiz çok güzel. Buradan bir şeyler aldım. El işi yapıyorlar. Örtüler. İnanılmaz güzel. Her şehrimizin değişik bir özelliği var. Evet, ben buradan aldım değil mi? Buradan bir çok güzel bir elbise aldım. Şu an canlı yayındasınız yalnız. Evet. Gerçekten kumaşlar harika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Güzel arkadaşım, nasıl buldun Buldan'ı? Evet. Ama kumaşlar çok hoş değil mi? Buldan kumaşı gerçekten çok hoş. Ama tasarımı birbirine aynı. Hemen hemen yazlık şeyler. Evet, birbirine benziyorlar. Sevgili arkadaşlar, Kapadokya'dayız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok enteresan. Yalnız öyle bir yerden geldik ki söyleyeyim size, gelirken daracık bir yol ve ciddi bir şekilde uçurum kenarlarına, oldukça virajlı bir yol ama çok enteresan bir bölge. Buranın daha ileride Kapadokya'yı geçeceği söyleniyor. Bakar mısınız oluşumlara? Evet. Şimdi yukarılara doğru çıkacağız. Bunları da mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışacağım. Yayını hep beraber gezelim. Kendisi söyledi. Söz peri bacıları 300 metre ileride gel. Kapadokya. Bu virajlarla dağa çıkarken çeşitli köyler gördüm. Böyle orada yaşayanlar, o geliş gidişlerini düşününce İstanbul'daki trafikten şikayet etmemeye karar verdim. Hiç trafik yok ama görmeniz lazım gerçekten. Wow, çok enteresan. Bakın, durun bakayım, şuna bakın. Sanki bir dakika, üstüme sanki kayalardan heykeller yapılmış. Doğası bozuldu. Kötü tesis. Direkt yüzüne gelsin de. Ver şunu bana. Ama o şeyi niye almayacağım? Dur şöyle. Arkadaşlar hiç dağılmayın. Şöyle arkada benim hocamla beraber. Aynen vallahi biz bu kadar mı gezeceğiz? Doğa devam. Hani şey başka yerlere de gideceğiz. Hani böyle köprüyle yürünülen yerler. Ha, olur mu canım? Burada devamını hayır canım, böyle tahta köprülerle Kapadokya'da yerler. Biraz daha ileride. Şuradan biraz büyüteyim öyle görün. Sanki koca koca heykeller. Baksanıza sanki insanlar toplanmış gibi. Oldukça büyük. Ulubey Kanyonu'na geldik. Ulubey Kanyonu. Burası dünyanın en uzun, en büyük ikinci kanyonuymuş. Şimdi burayı hep birlikte gezeceğiz. Şu an görülemiyor. Oldukça derin ve çok uzun. 170 kilometre miydi? 170 kilometre. İçinden 2 tane dere akıyormuş. 170 kilometre içinden 2 tane büyük dere akıyor. Cam terası içerisinde. Evet. Biraz daha ileriden kanyonu çok daha güzel göreceğiz. Şimdi buradan dibini görmemiz mümkün değil. Uşak'a bağlı. Uşak'ta geldik. Gerçekten ülkemizde gezecek çok yer var. Remzi, çok kısaca bir iki bilgi verir misin? Burası dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Birincisi neresi? Amerika'daki büyük kanyon. Yani aslında Grand Kanyon. Anadolu'da aslında çok da değeri de bilinmedi uzun yıllarca. Son 5-6 yılda birazcık gündeme oturdu. 77 kilometre. Aslında biz Uşak'tan çıktığımızdan beri bu kanyon bize eşlik ediyor. Uşak uzaklara baktığınız zaman böyle 2 dağ arasındaki bir boşluk var gibi gözüküyor. Çoğu yerlerde yüksekliği, bazı yerlerde en yakın yeri 140, en yüksekleri 170 metre. 2 tane ayrı çayın birleşmesiyle oluşmuş. Hangi çaylar? Alttaki çayların adı? Unuttum, kusura bakmayın. Evet. Ama şey hakkında daha önce çok niyetlenip hiç gitmediğim Pepuza'ya gitmek istiyorum. Ben de daha gidemedim. Benim hocamın kayınpeder araştırmıştı. Hristiyanlık tarihinde alternatif bir şey oluşturdukları için, mezhep oluşturdukları için ne yazık ki İstanbul Konstantin tarafından tamamen ordu yollanıp tamamen yok edilmiş. Yani Hristiyanlığa alternatif bir inanç, pagan, semavi pagan karışım bir inanç oluşturmuşlar Pepuza'da. Çok net hatırlıyorum, elimde kaynağı vardı oranın. Çok da isterim aslında oraya gitmek de. Bölgeye gelirseniz mutlaka hem kanyon ama kanyondan ziyade mutlaka o dağlara oyulmuş şehir merkezinden uzakta, insanlardan izole yaşayan Pepuza antik kentini mutlaka ziyaret edin. Evet. Mutlaka. Çok mersi. Profesyonel turist rehberiyle beraber tabii. Evet. Evet. Zaten rehber olmayınca kendi kendine çok bir şey anlayamıyorsun gerçekten. Evet, şimdi sıradayız, gireceğiz. Çadıra giriş ücretlerini buradan alıyoruz. Giriş 10 lira efendim. Böyle. Buradan alıp ileride giyiyoruz. Galoş giyiyormuşuz. Galoşlarımızı da alalım. Enteresan galoşları giyerek giriyoruz. Çünkü şimdi her yer cam. Ben size önce şöyle bir göstermeye çalışayım. Birazdan daha içeriye gireceğiz ama şurada galoşlarımı giyerken sizi nereye koyacağımı düşünüyorum. Bir saniye. Evet. Bakın, camların üstünde aşağıyı görerek yürüyoruz. Wow. Buradan herkes bir ürkerek bakıyor çünkü herkesin söylediğini duyuyor musunuz? Buradan düşen, durun bakayım. Aman Allah'ım, gerçekten ürkütücü. Gerçekten ürkütücü. Cam çünkü. Oh, aman Allah'ım. Bazı kişilerin buradan çok ürkeceğine eminim. Yükseklik korkusu olanlar. Müthiş. Müthiş. Evet. Hazır. Herkesi bulmuşken şöyle el sallayabilirsiniz. Arkadaşlar canlı yayındasınız şu an, ona göre. Ay bismillah. Vallahi inanın. Nereye gösteriyor? Köye bakıyorlar. Oradan ne? Köy nerede? Nerede köy var? Allah Allah, yer sallanıyor. Cam sallanıyor. Böyle aşağıya bakınca bir gerilik yaşıyor. En enteresan olayı da şu cam. Camdan aşağıya bastığımız yerde aşağıyı görüyoruz. Hala kanyondayız. Buraları da size göstermek istedim. Enteresan, bakın çadırlar. Bu şekilde çadırlar kurulmuş. Tarihi Uşak evleri. İslamoğlu konağının demek ki bir makam. Tarihi Uşak evleri. Kim geldi? Şuradan, şu açıdan çekmek lazım ki. Aa, biz yanlış çektik. Hayır. Yani köşeden çektik. Ulubey Kaymakamlığı yapmış İnay, Ulubey, Uşak. Köşeden neden? İki kat tarafı görünüyor. Şu an yürüdüğüm yerin sol tarafı. Oh canım, köpekler mama bulmuş, kedi de bakıyor uzaktan uzağa. Kedinin bakışını göstereyim size. Uzaktan bir bakış. Şurada da köpekler mama yiyor. Kanyon Kilim. Şöyle içeriden geçeyim. İçeriden görebiliriz. Kilimler. Aynen bunlar kilim. Kilim. Evet. Böylece kanyonu da bitirmiş oluyoruz fakat gerçekten